Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Giyim ve tekstil sektöründe beğenilen hizmetleriyle tanınan Hay Konfeksiyonu tekstil fuarında standını ziyaret ettik ve modanın değişen sürecine nasıl ayak uyduruklarını, aynı zamanda da ziyaretçilerin standa olan ilgisini konuştuk. İzleyelim. Biz Hay Konfeksiyon olarak 95 yılında temellerini atmış bir firmayız. Kolej ve okul kıyafet üretimi üzerine İzmir'de, MTK'da üretimlerimizi kendi içimizde yaparaktan tekstil sektöründe faaliyet göstermeye devam ediyoruz. 2017 yılı itibariyle Türkiye'deki dış giyim açığından faydalanaraktan kendi sektörümüzü okul ve kolej üretiminin yanına dış giyim üretimini de kataraktan kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2020 yılı itibariyle Bingöl'de, Kütahya'da ve Malatya'da üretim tesislerimizi kuraraktan yılda 4 milyon adet dış giyim üretimi yapmaktayız. Şirketimiz kumaşı yurt dışından alaraktan tek tek ilmek ilmek işleyerekten kendi fabrikalarımızda, kendi tasarımlarımızla bitmiş nihai ürün haline getirerekten global tüketicilere hizmet ediyoruz. Dış giyim sektöründe kadın, yetişkin, çocuk ve bebek gruplarında hizmet vermekteyiz. 2023 yılı itibariyle kendi markamız olan Rios'u kuraraktan direkt tüketiciye de dijital ortamda hizmet etmeye başladık. IFKO fuarı bizim için de ilk katılım gösterdiğimiz fuarlardan biri. Beklentinin üzerinde bir katılım var. Bizim de standımızı biz aşağı yukarı günlük 35-40 ziyaretçi beklerken 100'e yakın ortalama ziyaretçi geliyor ve bizim için çok olumlu geçtiğini görüyoruz. Ürün gruplarımızda 1-5 yaş arası kız erkek bebek grupları, 4-14 yaş arası kız erkek çocukları, bayan yetişkin ve erkek yetişkin olmak üzere dış giyim, dolumlu montlar, elyaflı montlar, kuzu yünü dediğimiz şerpa ürünü grupları mevcuttur. Gerek fuarlara, yurt dışı fuarlarına katılarak gerekse müşteri talepleri doğrultusunda koleksiyonlarımızı oluşturuyoruz. Kendi koleksiyonlarımızı kendi iç bünyemizde global pazarın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlayaraktan yürüyoruz. Ama müşteri beklentileri, müşterinin verdiği koleksiyonları da kendi bünyemizde çoğaltaraktan hizmet veriyoruz. Moda çok çabuk değişiyor ve çok çabuk kendini eskitiyor. Biz de bu modaya ayak uydurmak zorundayız. Modanın ihtiyaçlarını gerek dijital medyada, gerek fuarlara katılaraktan 2 yıl sonrasına, gerekirse 3 yıl sonrasında beklenen neyse onu bulmak için gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz. Ona göre de gidiyoruz. Mesela bir sene baskılı ürünler çok moda oluyor, bir sene düz ürünler. Hava artık iklim krizinden ötürü ısınıyor. Isındığı için de daha çok ince elyaflı, ince gramajlı montlara ihtiyaç duyuluyor. Biz de bu ince gramajlı ürünleri üreterekten modaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Biz şu anda İngiltere, Almanya ve Fransa pazarına hitap etmekteyiz. Gelecekle ilgili planlarımız arasında bu pazarımızı arttırmak elbette ki mevcut. Yalnızca dijital ortamda pazarlama yapıyoruz. Biz de dijital ortamın gerekliliği doğrultusunda yurt dışında işte belli lokasyonlarda kendi depolarımızı kurarak oradan dijital ortamda daha hızlı müşteriye hitap edip daha çok ürün üretip, daha çok ürün satıp ülkemize dolar girdisi, döviz girdisi sağlamayı hedefliyoruz. Pazar payımız şu anda %1'in altında ama gelecekte 2024 yılı itibariyle her sene %50 artışla hedefimiz %2 pazar payına ulaşmayı planlıyoruz. 5 yıllık planlarımız doğrultusunda. Eklemek istediğimiz husus şöyle, Türkiye'deki üretimleri koruyacak devlet desteklerinin devamını diliyoruz. Bizi izleyen tüm seyircilere de teşekkür ederiz.
İlginç konular, farklı yaşam tarzları ve ilham verici hikayelerle dolu bu haftaki Lifestyle bölümümüzün sonuna geldik. Her hafta pazar günü saat 12'de tekrar burada olacağız. Hayatınızı renklendirmeye, yeni bakış açıları kazanmanıza ve belki de biraz daha iyi bir dünyada yaşamanıza yardımcı olmak için yeni hikayelerle döneceğiz. Herkesin harika bir hafta geçirmesini dilerim. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim ve hoşça kalın. Keyifli pazarlar. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.